Konuğumuz Muharrem Erkek'e dönelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yoğun bir böyle bir baskın seçim havasındayız ama güzel şeyler oluyor Türkiye'de. Her şeye rağmen CHP'nin özellikle 15 vekil adımından sonra ortaya çıkan o ittifak görüntüsünün haricinde adayı Muharrem İnce de bir anda böyle bir titretti, bir heyecan yarattı. Ama bu heyecan belli ki korkuttu. Medya göremiyor. Dün özellikle bunu gördük. Sözcü gazetesi de manşete taşımıştı. Siz neler söyleyeceksiniz, nasıl değerlendireceksiniz? Bu görünmezliğin içerisinde nasıl ifade edecek CHP kendini diyelim? Teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Büyük bir heyecanla, umutla. 25 Haziran sabahı Türkiye'nin, memleketimizin tüm dağlarında çiçekler açacak. Hiç kimsenin küçücük bir endişesi olmasın. Tabii medya yer veremiyor. Muharrem İnce'nin mitinglerinde Muharrem İnce çok önemli şeyler söylüyor. Samimi olarak söylüyor, cesaretle söylüyor. Ama medya yer veremiyor çünkü sarayın duvarları arasında büyük bir korku hakim. İşte biz Millet İttifakı'nı niçin kurduk? Dört parti niye bir araya geldik, işbirliği yaptık? İşte basın özgürlüğü için, ifade özgürlüğü için, eşitlik için, adalet için. Bunları sağlamak zorundayız çocuklarımızın geleceği için. Tabii medyanın önemli bir bölümü, yandaş medya, havuz medyası sürekli Erdoğan'ın söylemlerine yer veriyor ama aslında bırakın öyle yapsınlar. Çünkü Erdoğan öyle şeyler söylüyor ki kendi iflasının da saray rejiminin de nasıl iflas ettiğini kendi söylemleriyle anlatıyor farkında olmadan. Mesela diyor ki erdem, irade ve cesaretle diyor Türkiye'yi şahlandıracağız diyor 24 Haziran'dan sonra. 16 yıldır erdem, irade, cesaret yok muydu sizde? Bu yalan rüzgarından işte Millet İttifakı'nı niye kurduk biz? Millet İttifakı bu yalan rüzgarından milleti kurtaracak. Kurtarmak zorundayız. Ne diyor Erdoğan? Ahd içiyorum diyor. Ahd ediyorum diyor. Faizi düşüreceğim diyor. Ya ahd etmekle faiz düşer mi? 16 senedir değil mi? Faiz lobilerine teslim olmuş bir iktidar. Yurt dışında Londra merkezi faiz lobilerine ödenen para 150 milyar dolar. İçeride faiz lobilerine ödenen milyarlarca dolar her yıl milletimizin parası. Faiz lobilerine, tefecilere teslim olmuş bir saray rejimi faizi düşürebilir mi? Çıkart bir KYK, genel başkanımız her hafta söyledi. Çıkart bir KYK düşür dedi. Niye düşürmüyorsun? Elinden tutan mı var dedi. Ama düşüremez. Sonra ahd ederek faiz düşürülmez. Ekonomiyi iyi yöneterek düşürülür. İsraf yapmadan düşürülür. Çalışarak, üreterek düşürülür. Yazlık saray yapıyorlar biliyorsunuz. Sarayın bir dakikası bir askeri ücret. Günahtır. İsraftır. Bakın bu israfa, bu harama, bu adaletsizliğe AK Parti seçmeni de MHP seçmeni de ortak olmayacak, göreceksiniz. Son referandumda evet diyenlerin bile önemli bir bölümü biz bu evetin sonuçlarını görseydik evet vermezdik diyorlar. Onun için biz göreceksiniz seçim bildirgemizi de hazırladık, son şeklini veriyoruz. Ne zaman tamamlanmış olacak? Hala daha tamamlandı da son şeklini veriyoruz. Hiç acele etmesin herkes. Çalamayacakları taahhütler hazırlayacağız. 7 Haziran 2015'ten önce bizim hazırladığımız seçim bildirgesiyle hala gidiyorlar. Bugün asgari ücret iyileştiyse, bugün emeklinin durumu bir parça iyileştiyse, taşeron işçilerin bir bölümü, tam değil bir bölümü kadrolaştıysa, bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrıyla oldu. Bakın en son şunu söyleyeyim. Bir aile sigortası kaldı galiba. Tabii. Uygulayamazlar. Bakın biz sosyal yardımları, tüm sosyal yardımları çok daha güçlü bir şekilde sağlayacağız. İnsan onuruna yaraşır, hak temelinde mücadele edeceğiz. Ama sosyal yardımlar aynı şekilde devam edecek. Biz hatırlarsınız dini bayramlarda emeklilerimize 2 maaş ikramiye vereceğimizi söyledik. Hı hı. 7 Haziran 2015'ten önce. Erdoğan, Binali Yıldırım, onların maliyeyi ve ekonomiyi yöneten Mehmet Şimşek, biliyorsunuz AK Parti'de o yönetir maliyeyi ve ekonomiyi. O ne demişti hatırlayın, bunu başarsınlar, kaynağını göstersinler, Nobel ödülünü almaya hak kazanırlar, ben de CHP'ye oy vereceğim demişti. Şimdi
dini CHP'ye mi oy verecek Mehmet Şimşek? Evet, CHP'ye oy vermesi lazım. Dürüstse Mehmet Şimşek'in ve tüm AK Parti kadrolarının CHP'ye oy vermesi lazım. Milletimiz için. Bakın, milyonlarca emekliyi ciddi mağduriyete sürüklediler. Biz çok samimi bir şekilde dini bayramlarda iki maaş, birer maaş ikramiye vereceğiz. Ve vereceğiz. Bunu göreceksiniz, gerçekleştireceğiz. Onlar biner lira verebiliyorlar. Demek ki bizim vaatlerimizin hepsi gerçekçi, sağlam vaatler. Biz çok ciddi kadrolar çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Seçim bildirgesinde yine ekonomi mi dikkat çekecek? Ekonomi ağırlıklı, eğitim Haziran ağırlıklı, adalet ağırlıklı. Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. 24 Haziran akşamı biz Erdoğan'ı da emekliye ayıracağız. Ama biz onu da mağdur etmeyeceğiz. Ona da dini bayramlarda birer maaş ikramiye vereceğiz. Yani bizim söylediklerimiz, bakıyoruz. Ne diyorlar mesela? Seçim vaadini düşünebiliyor musunuz? Erdoğan'ın, sarayın seçim vaadi bağımsız yargı. Bağımsız yargı. Düşünebiliyor musunuz? 16 yıldır tek başına yöneten iktidar yargıyı bir dönem FETÖ'ye teslim etmiş. Şimdi kendisi teslim almaya çalışıyor. Hakimler, savcılar kurulunda Adalet Bakanı ile müsteşarın ne işi var? Bağımsız yargı diyenler, ya siz Adalet Bakanı ile müsteşarı hala HSK'nın başında tutuyorsunuz. Ama biz ne yapacağız? Hakimler kurulu ayrı olacak, savcılar kurulu ayrı olacak. Hakimler kurulunun başında bir yüksek yargıç olacak. Niye Yargıtay Başkanı olmasın hakimler kurulunun başında? Niye Adalet Bakanı olsun? Yürütmenin etkisini, vesayetini yargının üzerinden kaldıracağız. Yürütmenin vesayetini yargının üzerinden kaldıracağız. Bağımsız yargı ancak böyle sağlanır. Lafla değil. Yani yalan rüzgarı gibi oldu bunlar. Gerçekten iflas etmiş durumdalar. İflas etmiş durumdalar. Düşünebiliyor musunuz? Sayın Bahçeli FETÖ'nün seçmen ayağını araştırmaya kalktı. Ya siz yıllardır FETÖ ile birlikte yürüyen siyasi ayakla birliktesiniz şu anda. Bunun farkında değil misiniz? FETÖ'ye en büyük desteği kim verdi? AK Parti iktidarları verdi. Birlikte yürüdüler. Sen FETÖ'nün siyasi ayağını çözememişsin. FETÖ'nün seçmen ayağıyla uğraşıyorsun. Gerçekten üzücü bir durum. Gerçekten zavallı bir durum. Bu yönetememenin, basiretsiz iktidarın, az içinde bir iktidarın sonucu. Üç soru soruyoruz biz. Genel başkanımız da soruyor. Niye soruyoruz bu soruları? En mükemmel adalet vicdanlardadır. Vatandaşlarımızın, toplumun vicdanına soruyoruz biz. Nedir bu sorular? Her şey yolundaysa, anlatıyorlar ya meydanlarda. Şöyle şunları yaptık, böyle bunları yapıyoruz, her şey mükemmel. Her şey yolundaysa biz neden erken seçime gidiyoruz? Neden erken seçime gidiyoruz? Soru bir. İkinci soru. İşler yolunda değilse, işler kötü gidiyorsa neden tekrar aynı kişiyi seçelim? 16 yıldır tek başına yöneten bir kişi var. İşler kötüye gidiyorsa neden tekrar aynı kişiyi seçelim? Soru üç. Üçüncü soru. Ülkeyi kurtaracak Erdoğan ise, öyle diyorlar ya, Türkiye şahlanacak, 16 yıldır şahlanamadı. Ülkeyi kurtaracak Erdoğan ise ülkeyi bu hale getiren kim? Bütün toplumun vicdanına bunları soruyoruz. Medya eğer birazcık mesleki etik varsa, herkes bu memlekette çocuklarının geleceğini düşünüyorsa, adalete inanıyorsa, hukuka inanıyorsa, bütün adaylara ve bütün partilere eşit yer vermek zorundadır. Eşit yer vermek zorundadır. Tabii. Bunu TRT de yapmak zorundadır. TRT zaten anayasaya ve kanuna göre yapmak zorundadır. Bunu yapmayanlardan bir gün hukuk hesap sorar. Şimdi bu işin bir boyutu, bir diğer boyutu da Saadet Partisi'nin standı saldırıya uğradı. İyi Parti'nin standı saldırıya uğradı. Bir kişi ağır yaralı olmak üzere 5 yaralı var dünkü gelen haberde. Şimdi bir yandan da bu gerilim ki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uslubuyla beraber başlayan gerilim AKP-MHP ittifakının daha da işi başka boyuta taşıma, şiddete varan bir boyuta taşıma yöneldiğini de gösteriyor sanki bize. Bu ortamla nasıl seçime gidilecek? İşte biz niçin Millet İttifakı'nı kurduk? Niçin bir araya geldik? Bu siyasi partilerin genel başkanları, bu partiler kendilerini değil, ülkelerinin geleceğini düşünüyorlar. Türkiye'm kazanacak diyoruz. İşte bu kutuplaşmayı, ayrışmayı artık ortadan kaldırmak için bir araya geldik. Barış için, huzur için,
kardeşlik için bir araya geldik. Biz İyi Parti'nin standında saldırıya uğrayan çok değerli kardeşlerimize de çok geçmiş olsun diliyoruz. Bunlar yanlış işler. Mertçe mücadele edin. Yiğitçe mücadele edin. Korkmayın. Sonuçta millet kazanacak, demokrasi kazanacak. Bu vatana ihanettir, biliyor musunuz? Vatana ihanettir. Siz o halde seçime götüreceksiniz memleketi. Ondan sonra da meydanlarda demokrasi vaat edeceksiniz. Erdoğan, Binali Yıldırım meydanlarda diyor ki 24 Haziran'dan sonra demokrasi diyor. Hukuk devleti diyor. Yani siz milletle alay mı ediyorsunuz? Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? O halde seçime götürüyorsunuz milleti. Niçin OHAL'i kaldırmadınız? Yapılması gereken neydi? Önce OHAL'i kaldıracaktık. Sonra %10 barajını kaldıracaktık. Medyada eşitliği sağlayacaktık. Eşit, özgür, adil seçimler demiyor mu anayasamız? Biz anayasaya, hukuka saygılı değil miyiz? Onlar değiller. Biz saygılıyız. Onların amacı artık yozlaşmış iktidarlarını sürdürebilmek. Mutlak iktidar yozlaştırıyor. Maalesef yozlaştırıyor. Bizim amacımız da demokrasi mücadelesi. Bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalet mücadelesi. Onun için önümüzdeki seçimde bir karar vereceğiz. Güçlü meclis mi? Güçlü saray mı? Ya yani saray rejimine karşı meclisi, demokrasiyi savunmak zorundayız. Demokrasi mi? Tek adam mı? Şeffaflık mı? Keyfilik mi? Ahlak mı? Yozlaşma mı? Huzur mu? Gerginlik mi? Çünkü biz huzuru savunuyoruz. Onlar gerginliği, kutuplaşmayı savunuyorlar. Kardeşlik mi? Ayrışma mı? Bunların hepsi bizim dört partinin aslında seçim işbirliği bildirisinde var. Biz temel ilkelerde uzlaştık. Dayanışma mı? Paylaşma mı? Yoksa israf mı? Haram mı? Bakın yazlık sarayı yapıyorlar, biliyorsunuz. Yazlık sarayı yapıyorlar. Ya bu saray merakı nedir ya? Biraz mütevazi olur. Erdoğan diyor ki dün bir meydanda izledim. Biz diyor hep mütevazi olduk diyor. Gerçekten mütevazi bir insan zaten bunu söylemez. Ya mütevazi bir insan çıkıp da mütevaziyiz biz, mütevazi davranıyoruz der mi? Mütevazılığın ruhuna ters. Nasıl mütevazilik bu ya? Milleti ötekileştiren. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Manisa'da, Soma'da ölen bir madencinin ailesinden birini tekmeleyen adam, o zaman Başbakan Erdoğan'ın müşaviriydi yanılmıyorsa, Soma'da bütün Somalı, Manisalı hemşehrilerimize, kardeşlerime, bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bütün emekçilere sesleniyorum. O ölen madencinin kardeşini tekmeleyen adam bugün AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyarete gidenler, onun yanına girerken başını kapatanlar, dışarıda başı açık olanlar ama onun yanına girerken kutsal bir mekana giriyormuş gibi başını örtenler, dizlerinin üstüne çökenler Pensilvanya'da yine AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Milletimize bu gerçekleri biz gece gündüz anlatacağız. Dört koldan örgütlerimizle beraber, Muharrem İnce bir taraftan, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan, Genel Başkanımız niçin Muharrem İnce'yi elinden tuttu, Cumhurbaşkanı adayı yaptı? Çünkü o kendisini, şahsi ikbalini düşünmüyor. Memleketini düşünüyor. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğine inanıyor. Anayasanın 103. maddesini lütfen herkes okusun. Anayasamızın 103. maddesi nasıl bitiyor? Cumhurbaşkanı yemini. Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getireceğime milletim ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim diye yemin etti Erdoğan. Bu nedenle de yemin etti. 81 milyonu kucaklayacak çağırdı. Cumhurbaşkanı. Bakın bir de şunu söyleyeyim, çok bir önemli. Reklama gidelim Muharrem Bey. Reklama gidelim. Bitti. Daha programımız devam edecek. Edelim. Reklamdan sonra devam edelim. Zira zaten hani konuşacağımız çok konu var. Siz az evvel ifade ettiniz. 3 koldan CHP mitingler yapacak diye. O hazırlıklarla ilgili bilgileri de alalım sizden. Kısacık bir ara, bizden ayrılmayın lütfen.
Sevgili izleyiciler, CHP'nin genel başkan yardımcılarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de Anayasa Komisyonu'nun grup sözcüsü Muharrem Erkek'le beraberiz. Şimdi konuşurken tabii seçim takvimini bir yandan da işliyoruz. Şöyle bir haber vardı, onunla ilgili ayrıntıları soracağım. CHP 3 koldan miting yapacak. İşte Kılıçdaroğlu, İnce ve bir yandan da CHP'nin sözcüsü Bülent Tezcan da mitingler yapacak. 81 ili kapsayacaklar bilgileri geliyor. Şimdi birazdan onu soracağım ama tarafsız cumhurbaşkanı dedik. Muharrem İnce, CHP'nin adayı, ben 80 milyonun adayıyım dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na rozetini, CHP rozetini emanet etti. Sayın Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'ye Türkiye rozeti taktı. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı olabilmek için bir tarafsız söylemle, bir tarafsız yaklaşım sergilemek için bu mitinglerde de Türk bayrağı ağırlıklı görüntü veriliyor. CHP bayraklarının olmadığını görüyoruz. Şimdi bu çok önemli bir mesaj Türkiye'ye. Herkesin yüzünü gülümsetti. Simgesel anlamı vardı aynı zamanda. Ki parlamenter sisteme döneceğiz demenin de alt metniydi bu galiba. İyi bir düşünülmüştü Sayın Erkek. Çünkü topluma o mesajı vermenin başka da bir yolu yoktu, tarafsızlığı en doğru şekilde verdi mesajı. Çünkü Türkiye kazanacak. Bu çok önemli. Bakın, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması hayati bir konudur. Bir kere bizim devlet geleneğimizde, bizim kültürümüzde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı çok yüce bir makamdır. Bu yüce makam bu şekilde yıpratmaya Erdoğan'ın hakkı yok. Hakkı yok. Ne diyor anayasamız? Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milleti temsil eder. Bir siyasi partinin genel başkanı 81 milyon nasıl kucaklayacak? Nasıl kucaklayacak? Ayrıca bir hukukçu olarak şunu ifade etmek istiyorum. Kuvvetler ayrılığı diyoruz. Hukukun üstünlüğü diyoruz. Bunlar çok önemli. Bunlar olmazsa demokrasi olmaz, adalet olmaz. Kuvvetler ayrılığı nasıl tesis edeceğiz? İşte tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanı olmayacak. Neden? Çünkü 24 Haziran'da ya da 8 Temmuz'da seçilecek Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak. Hükümetin başı olacak. Bakanlar atayacak. Başbakan olmayacak ama bakanları olacak. Kadroları olacak. Valileri, kaymakamları, müsteşarları atayacak. Rektörleri atayacak. Yani tek başına hükümet olacak Cumhurbaşkanı. Yürütme. İşte yürütme ayrı olacak. Parlamento, meclis, yasama ayrı olacak. Yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı böyle sağlanır. Yürütmenin başındaki cumhurbaşkanı, mecliste milletvekilleri olan partisinin de genel başkanı olursa kuvvetler ayrılığı olur mu? Olur, mümkün değil. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün mü? Onun için Sayın İnce parti rozetini genel başkanımıza teslim etti. Çünkü biz ilkeli siyaset yapıyoruz. Biz ahlaklı siyaset yapıyoruz. Millet ittifakını da millet için kurduk. Cumhur İttifakı halkın ittifakı değil, sarayın ittifakı, saray rejiminin ittifakı. İşte onun için millet mi, saray mı? Bunun kararını milletimiz verecek. Ki saray da zorda şu aralar. Tabii çok korkuyorlar, o kadar korkuyorlar ki yani bir proje sunamıyorlar, bir hikaye sunamıyorlar milletin önüne, bir hayal sunamıyorlar. İşte diyorlar ki işte yeni bir düzen başlayacak. Demokrasi diyorlar, adalet diyorlar, hukuk devleti diyorlar. Faizleri düşüreceğiz diyorlar. Gerçekten komik. 16 yıldır tek başına yöneten bir iktidar söylüyor bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunu 16 yıldır sağlayamadıysan demek ki sen basiretsiz, öngörüsüz bir siyaset ortaya koymuşsun. Bugün çok temel sorunlarımız var. Genel başkanımız vurguluyor. 5 temel sorunumuz var. Eğitim. Ya hangi anne baba çocuğunu niteliksiz okula göndermek ister? Böyle bir şey olur mu? Bu memleketin bütün okullarını nitelikli okullar yapacağız. Bu memleketin bütün evlatları eşit şartlarda eşit eğitim alacak. Bu memleketin bütün öğrencileri yurtta kalabilecek. Bir yılda bu ülkenin yurt sorunu çözeceğiz. Bu memlekette TOKİ varsa bunun için var. 81 ilde bir yılda bütün yurtları tamamlayabilir. Ama rant için çalışıyor TOKİ. Rant için çalıştırılıyor. Eğitim, 5 temel sorun. Ekonomi, dış politika. Toplumsal barış, işte kardeşlik, huzur, güven bunun içinde ve adalet. Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Her zaman söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi istiklal, istikbal, gelecek.
Her şey adaletle mümkündür. Adalet yürüyüşünü gerçekleştirmiş bir parti tabii. Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle beraber. Bu arada adalet deyince bir KHK mağduru öğretmen yazmış bize iyi yayınlar dileyerek 21 aydır adalet bekliyorum diyor. Bu mağduriyetlerimizin de dile gelmesini istiyorum diyor. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Çok önemli bir konu. İşte 20 ay bitti o halde. Hı hı. O hal bağımlısı bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani olağanüstü hal. Evet, olağanüstü hal bağımlısı haline gelmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. O halde memlekette çok ciddi bir anayasa değişikliği yaptırdılar. Şimdi de memleketi o halde seçime götürüyorlar korktukları için. Eşit seçimden, özgür seçimden korkuyorlar. Bakın 21 aydır hakkında hiçbir soruşturma olmadan açıkta bekleyen insanlar var. Hukuksuz bir şekilde mesleklerinden, görevlerinden ihraç edilmiş, aileleriyle, çocuklarıyla birlikte giderilmesi imkansız mağduriyetlere sürüklenmiş aileler, insanlar var. Sivil ölüme terk edildiği insanlar. KESK'e bağlı sendikalara üye 4200 insan ihraç edildi biliyor musunuz? KESK'e bağlı sendikalara üye. Bunların FETÖ'yle ne ilgisi olabilir? Ki yok. Yok. Birçok insan FETÖ'yle iltisakı olmadığı halde siz bir insanı adil bir şekilde yargılamadan bu derece mağduriyete sürükleyebilir misiniz? Lekeleyebilir misiniz? Lekeleyebilir misiniz? Biz niye bu KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne götürdük? Hem şekil yönünden hem anayasaya aykırı maddelerini nasıl de bir süreçte esas yönünden Anayasa Mahkemesi'nin önünde dosyalar. Bekliyor. Temel hak ve özgürlükleri güvencesi Anayasa Mahkemesi'dir. İnsan onurunun güvencesi Anayasa Mahkemesi'dir. Hukukun güvencesi, demokrasinin güvencesi Anayasa Mahkemesi'dir. Adaletsiz güç zalimdir. Ve biz zalimin yanında değil, mazlumların yanında olacağız. Biz nerede bir mazlum varsa, nerede bir haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış biri varsa onunla birlikte mücadele edeceğiz. Saray rejimi zalim bir rejimdir. Tekrar ediyorum, adaletsiz güç zalimdir. Biz tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Bizim mücadelemiz bu. Ki bu da yine seçimin önemini ortaya koyan bir veri. Sürenin de sonuna doğru yaklaşırken Sayın Erkek o zaman bu seçimle ilgili takvime bir bakalım. Bildirge hazır dediniz. Birkaç rötuş atılıyor dediniz. Mitinglerle ilgili haberler geliyor gündeme. Zaten Muharrem İnce başladı mitinglere. İkincisini dün gerçekleştirdi. Ama Kılıçdaroğlu'nun miting programı Bülent Tezcan da mı sahaya iniyor hakikaten? Böyle dört koldan CHP anlatacak kendini ve nasıl bir Türkiye istediğini. Yani AK Parti de saray da bizim seçim bildirgemizi merakla bekliyor. Çünkü yönetemiyorlar. Çalmak için mi? Yönetemiyorlar tabii. Yani işte Haziran 2015 bildirgemizle gidiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yönetemiyorlar. Geriden geleceği artık geleceği inşa edebilecek güçleri yok. Güçleri yok. Bitmişler. Tükenmişler. Ama bu kadar adaletsizlikle zaten bu noktaya gelirsiniz. Sayın Muharrem İnce'nin ve biz inanıyoruz 24 Haziran'dan sonra Muharrem İnce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak. İstedikleri kadar engellesinler, medyaya baskı yapsınlar, basın özgürlüğünü yok etsinler ama halk Muharrem İnce'yi takip ediyor. Halk Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu takip ediyor ve Millet İttifakı'nı takip ediyor. Millet İttifakı ilkeler temelinde kurulmuş bir ittifaktır. Ve bu milleti kurtaracaktır. Parti sözcümüz Sayın Bülent Tezcan, o da sahalara inecek. Grup başkan vekillerimiz de inebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok nitelikli kadroları var. Herkes çalışacak. Herkes çalışacak. Gece gündüz çalışacağız çocuklarımızın geleceği için. Evet. Sonuç olarak zaten bilincinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir seçime gidildiğinin çok kolaylıklar diliyoruz. Yoğun bir program, zaten baskın bir seçim. Hızlı bir iki ay olacak galiba, öyle diyebiliriz. Evet, en son şunu söyleyeyim. Dünya siyasi tarihine geçen bir adalet yürüyüşünü gerçekleştirdi Genel Başkanımız. Milyonlarla beraber adalet için. Onun için hak, hukuk, adalet diyerek bitirmek istiyorum. Evet, bu slogan da en az ekonomi kadar bu seçimin temel unsurlarından birisi. Son kez şunu söyleyeyim, çok yine önemli bir noktaya değindiniz. Adalet olmazsa, hukuk olmazsa büyüme de olmaz,
kalkınma da olmaz. Bunu da milletimiz çok iyi biliyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Muharrem Erkek. Sevgili izleyiciler, bir araya gideceğiz. Kendisini uğurladıktan sonra tabii ki kolay gelsin diyelim size. O yoğun programın içerisinde ve biz de kendi programımız içerisinde tabii aktaracağımız başka konular da var. Bir araya gidelim, ondan sonra tekrar beraberiz. Çayımızı kahvemizi tazeleyelim, devam edeceğiz.